tam da 99 yıl önce Eylül'ün 11'inde Gemlik aydınlanıyor. Ülkem zafer sözcüğüyle işte böyle güzel karşılanıyor. Kaymakamlık makamı çelengi. Arz ederim. Garnizon komutanlığı çelengi. Hazır ol! Sağa, sola, dön! Çelenk dağıl! Çelenk yerine, marş! Kalk! Geriye dön! Yerlerinize boş ver! Belediye Başkanlığı çelengi. Tören grupları, hazır ol. Bayrak filama, al. İstiklal marşımız, dikkat. Garnizon komutanım, sayın başsavcı vekilim, çok kıymetli protokol, sevgili gazilerimiz, gemimizin çok kıymetli hanımefendileri ve beyefendileri, öncelikle sizi en kalbi duygularımla selamlayarak başlamak isterim konuşmama. Arkadaşlar geç kaldı, üç fare top atışına durumu var anlaşılan. Sabah kalktığımda ne söylemeliyim diye konuştum. Ezber ettiğim bir şey, onu söylemeliyim diye de karar verdim sonunda. 99 yıl önce bir kere daha kanla gözyaşıyla kurtardık diye düşman işgalinden memleketimizi kutluyoruz bugün. Kutlamalıyız elbette ama hep söylüyorum unutmamalıyız aynı zamanda. Ne kutsal vatan toprağı için kanını dökmekten bir an dahi sakınmayan şehitlerimizi ne 17 kez kurulmamıza fırsat veren ilahi gücü ne bu milletin damarlarında dolaşan asil kanı unutmamalıyız. Ve unutmamalıyız, söyledim az önce, Cumhurbaşkanlığı çelengimizde, Cumhurbaşkanlığı forsumuzda 16 tane yıldız var etrafında ve ortada bir yıldız daha, 17. yıldız. Herkes biliyor değil mi? Sevgili gençler, biliyorsunuz anlamını değil mi? Bugüne kadar kurulmuş olan Türk devletlerini temsil ediyor o sayı. 17 kez kurulmuşuz. Kanla gözyaşıyla. Asla unutmayın. Bütün doğumlar kanla gözyaşıyla olur.
Ne mutlu bize. 17 kez kurulabilme kudretine sahip bir milletiz. Ama asla unutmayın diye bugünler var. Asla unutmayın. 16 kez yıkmışlar bizi. 16 kez yıkıldıysak eğer uyanık olmalıyız. İbret alalım tarihten ve bir kez daha aynı hataya düşmeyelim diye kutluyoruz bu bayramları aslında. Amacı bu. Hep söylüyorum. Ne büyük önderimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün onun huzuruna varmamıza ihtiyacı var. O cennetin baş köşesinde eminim. Ne bugüne kadar bu milletin, bu vatanın, bu bayrağın dalgalanması için ölen şehitlerimizin ihtiyacı yok. Bizim göstereceğimiz saygı duruşu var. Ama unutmayalım diye geliyoruz. Onun için milli bayramlar, onun için bugünler var. Hatırlayın diye. Neyi? 17 kez kurulduk ve fakat 16 kez yıkıldık ve her yıkım da yine kanla gözyaşıyla, her doğumun olduğu gibi bir kez daha başımıza gelmesin. 16 kez yıkıldık, hepsinin bir tane ortak gerekçesi var. Bak, ölenler farklı, savaşanlar farklı, şehadet şerbetini içenler farklı, önderleri farklı, isimler farklı. Bir tane ortak şeyi var. Ne zaman birbirimizden ayrı düştük, ayırdılar bizi, dünyanın en eski insanlık siyasetine alet olduk, bölüp parçalayıp yönettiler, yok ettiler hatta bizi, o zaman yok olduk. Ve 17 kez kurulduk, yine her birinin önderi farklı, savaşanları farklı, her birinin İsimleri farklı, yaşları farklı. Ortak bir tane şeyleri var. Bir oldu. Yumruk gibi tek yürek, o zaman küllerimizden yeniden doğdu. Dolayısıyla 11 Eylül'ü de böyle görmek lazım. Deli Halit Paşa bir daha kalkıp gelmesin Şahin yurdu üzerinden, kurtarılmaya muhtaç bir gemlikte. Kurtarayım insanları diye. Böyle bakmak lazım bugünlere. Böyle değerlendirmek lazım. Çocuklar, barıştan asla ayrılmayın. Mecbur değilse cinayettir demiş büyük önderimiz savaş için. Allah bu milleti bir kez daha savaşmak zorunda bırakmasın. Allah bu millete bir kez daha kurtuluş günü yaşatmak zorunda bırakmasın. Böyle dua edin ve bu akılla, bu mantıkla birbirinize sarılın çocuklar. Yok farkımız, yok gayrımız. Bu memleket bizim. Bu vesileyle sabrınızı daha fazla da zorlamadan, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Yemmi kurtuluşu esnasında şehadete eren Yüzbaşı Cemal, Er Mehmet Ali ve İmam Mehmet Efendi'ye huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunmak isterim. Kurtuluş gününüz kutlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف Ey rahmeti, merhameti, üzerimizde nimeti çok olan Yüce Rabbimiz. Bizler bugün burada 99 yıl önce canını, kanını, bedenini, bütün varlığını feda ederek bu güzel ilçeyi ve bu cennet vatanı bize emanet eden aziz şühedamızın manevi huzurunda toplandık. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, Yüzbaşı Şehit Cemal Bey başta olmak üzere
gemliğimizin müdafasında ve kurtuluşunda emeği geçen, canını kanını veren bütün şühedamıza gani gani rahmet eyle Allah'ım. Bedir'den Çanakkale'ye, Malazgirt'ten 15 Temmuz'a bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımızı ya ilahi ve ya rabbel alemin cennetinde en güzel makamlarda ağırla ya Rabbi. Ya ilahi ve ya rabbel alemin devletimizin kurucusu, cumhuriyetimizin banisi, kurtuluş savaşımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den bölümleri hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Şehit Yüzbaşı Cemal Bey ve onun şahsında bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Ya Rabbi vasıl eyle. Ya İlahi ve Ya Rabbel Alemin, ecdadımızdan emanet aldığımız bu cennet vatanı çok daha yukarılara taşıyabilmeyi, 8 milyarlık insanlık alemine adaleti, barışı, sevgiyi, kardeşliği tesis etmek üzere ecdadımızdan tevarüz eden bu güzel medeniyeti omuzlayacak ya nesiller yetiştirebilmeyi cümlemize nasip eyle.